Merhabalar Fatma Hanım'la Anne Yemekleri'ne hoş geldiniz. Evet, bugün bayramımız, artık İstanbul'da geçireceğiz. Memlekete gitmedik. Burada geçireceğiz ve biz de ailecik eşimin iş yerine geldik. Burası Eski Sular İdaresi'nin bütün İstanbul'a su verilen su depolarının, motorların olduğu yerler. Şöyle buraya geldik, sabah kahvaltısını ettik çocuklarımızla. Ve şimdi biraz sonra saçta kavurma yapacağız. Şöyle hafif bir göstereyim, şuralardan göstereyim. Artık sıcak, berbat. Gerçekten evlerde durulacak gibi değil. Biz de böyle yapalım dedik. Ailecik hem bir yerde geçirmiş oluruz, hem de beraber bayramı kutlarız diye. Sizlere de böyle paylaşmak için biraz kısa vlog tarzı çekim yapayım dedim. Çok güzel ağaçlar var burada. Akasya ağaçları var, incir ağaçları var, elma ağaçları var. Su bol. Şöyle incir ağaçları. Ve ileride elmalar var maşallah, subhanallah. Bayağı da bereketli olmuş. Şöyle. Tabii ki buradaki elemanlar gelen giden yiyor. Herkese afiyet olsun. Şöyle. Su tankları var. Şöyle. Şöyle sıcaktan mahvolmuş artık ağaçlara da. Biz de bir sıralı işleyelim diye. Şöyle su tutuveriyoruz bir yandan da. Yazık, mahvolmuşlar. Her yer kurumuş. Tabii ki suluyorlar ama gene de biz de sevap işlemek istedik. Şöyle bazen böyle ağaçların yapraklarını da tutuveriyoruz ki şöyle yağmurlama sistemi. Şöyle oh maşallah, subhanallah. Her gün bir sevap işlemek lazım. Güzel bir davranış yapıp mutlu olmak lazım. Çocuklarımıza da bunları aşılamak lazım. Şimdi bugünkü kavurma tarifini eşimden alacağız. Şöyle. Şimdi öncelikle tabii saçım temiz ama şöyle bir ısıttım gene. Yıllardır kullandığım bir saç burada. Şöyle bir yıkattıralım ve artık suyunu şöyle döktürelim. Yaktığımız ocağa bunu koyacağız. Evet, ateşimizde yap. Şimdi saçımı koyuyorum. Evet, eşimle başlayacağız. Merhabalar. Fatma Hanım'la Anne Yemekleri'nde bütün takipçilerimizin bayramını kutluyorum. Ve hayırlı kurbanlı bayramlarımız olsun inşallah. Allah seneye de çıkmayı nasip etsin. Evet, şimdi saçımız o suyunu alıyor ateşle. Etlerimizi içine koyacağız. İlk koyduğunuzda et yapışabilir. Paniklemeyin. Etin suyunu hapsetmek için, lezzetini vermesi için, içinde kalması için biraz sarla ateşte sulanmasını zaten bekliyoruz. Sulandıktan sonra ara sıra karıştırarak soğanlarımızı ilave ederek. Evet, soğanları en son atıyoruz. Onu demek istediğim. Şu an bakın sulanmaya başladı. Suyunu veriyor. Yani yavaş yavaş altın ateşini de biz azalttık. İlk başta tarlı yaptık. Ara sıra karıştırarak etimizin rengi dönecek. Değil mi İbrahim? Evet. Rengi döndükten sonra kapak kapatacağız. Az yakarak etimizin içinde lezzetli pişmesini sağlayacağız. Şu an mühürleme işlemi gibi yapıyoruz. Evet, ara sıra karıştırıyoruz. Etlerimizin rengi tamamen değişene kadar bu şekilde pişirme işlemine devam ediyoruz. Şu anda etimizin rengi döndü. Kapağını kapatacağız. Kendi suyuyla kısık ateşte pişireceğiz. Şöyle yavaş yavaş etimiz, fazla yakmıyoruz değil mi? Evet. Ateşimizi şöyle göstereyim. Evet, çok hafif olacak şekilde pişireceğiz. Bakınız etimiz ne kadar sulandı şöyle. Su atmamıza falan gerek yok. Kendi suyunda kendi lezzetini verecek şekilde pişireceğim.
Evet, etimizin az bir suyu kalmış. Şimdi soğanlarını ilave edeceğiz. Evet. Evet, şu anda soğanlarımızı ilave ediyoruz. Evet, ben soğanları şöyle dek gelişi doğradım. Şimdi bunu eti üzerine biraz şöyle yapıyorum. Soğanlarımın pişmesini sağlıyorum. Evet, etimize gene bakıyoruz. Evet, şu anda etimiz birazcık daha soğanları ölmüş. Şimdi biberlerimizi ilave ediyoruz. Ben de yardım ediyorum tabii ki. Eşim bu işte profesyonel olduğu için biz acemilik biraz. Estağfurullah. Kusura bakmayın. Gayet güzel yapıyorsun maşallah, subhanallah. Şimdi biberlerle de pişecek değil mi? Evet, biberlerimiz de biraz ölecek. Tamam. Evet, şimdi yağını ilave ediyoruz. Şöyle. Biberlerimiz de hafif ölmüş. 2-3 yemek kaşığı kadar değil mi? Evet. Yemek tuzunu en son katacağız ki etimiz sertleşmesin diye. Evet, şöyle yağını kattık. Oh oh! Mis oldu, mis. Lokum gibi. Normalde biber koymayız ama bereketli olsun diye bugün biber de koyduk. Lezzet. Kavurmaya normalde biber konmaz. Evet. Soğan da konmadı ama biz işte bereketli olsun diye. Bereketli olsun, karnımız doysun diye koyduk. Evet, şimdi de karabiberimizi, tuzumuzu ilave edeceğiz. Bu arada yardımcılarım var. Neler var onun içinde, onu da diyelim herkese. Karabiber var, tuz var, kekik var, nane var. Toz biber var. Kırmızı toz biber var. Karabiber söyledin değil mi? Evet. Ve tuzu var, şöyle karıştırdık. Evet, pıtır pıtır sesi duyduk mu kavurmamız hazırdır. Evet, şu an. Şu an o sesi duyuyoruz, bakıyoruz. Cazırtılar, patırtılar geliyor. Evet. Artık saç kavurmamız hazır. Oh, afiyet oh, oh. Olsun. Herkese iyi bayramlar. Allah'a emanet olun diyorum şöyle. Saç kavurmamızla baş başa bırakıyoruz. Şimdi artık bize yeme düşüyor. Sizlere de Allah-u Teala yapmayı yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.